Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisi personeli ve Türkiye Petrolleri anonim şirketiyle işbirliği yapan şirketlerin çalışanlarının da aralarında bulunduğu 25 kişi için uluslararası tutuklama kararı çıkarması üzerine İMEAK Deniz Ticaret Odası sert bir bildiri yayınladı. Yayınlanan manifestoda Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ülküsüne beyhude bir darbe vurma çabası içinde olduğu belirtildi. İMEAK Deniz Ticaret Odası meclis toplantısında bir konuşma yapan Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, kararın kabul edilemez olduğunu söyledi. Güney Kıbrıs Rum kesiminin Türkiye Petrolleri gemilerinde çalışan Türk, İngiliz, Hırvat personele yönelik sözde tutuklama emri ve bu kararı uluslararası tutuklama kararına çevirme çabası Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ülküsüne beyhude bir darbe vurma çabasıdır ve zayıf bir çaba olmanın ötesine geçemeyecektir. Türkiye'nin kendi münhasır ekonomik bölgesinde enerji kaynağı araması, uluslararası alanda en doğal hakkı olduğu gibi gemilerimizde çalışan kişileri hedef alan hukuksuz yaklaşımlar da en demokratik ve liberal iş sahalarından olan denizcilikte emeğin serbest dolaşımına engel teşkil etmektedir. Bunun uluslararası çalışma örgütü kurallarında uluslararası denizcilik örgütü nezdinde bir karşılığı bulunmayacağından eminiz. Türkiye'nin geç ama kararlı biçimde etrafındaki denizlerde ve uluslararası hukukla belirlenmiş münhasır ekonomik bölgesinde enerji araması engellenemeyecektir. Deniz ve enerjiyi birleştiren ve Türk denizciliğinin vizyonunu da geliştiren bu projelerin arkasında ilgili meslek örgütlerinden biri olarak biz de duruyoruz. Dışişleri Bakanımızın açıklamasını da destekliyor. Bu hususta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin denizci fertleri olarak uluslararası alanda da üstümüze düşen temaslarda bulunacağımızı önemli belirtiyoruz. Hem Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Deniz Ticaret Odamız üyesi olması sebebiyle hem de Türk gemi adamlarının uluslararası menfaatleri söz konusu olduğunda bölgesel ve küresel tüm uluslararası denizcilik, örgüt, oluşum ve sivil toplum kuruluşları nezdinde Deniz Ticaret Odası olarak elimizden gelen desteği ve takibi sağlayacağız.